Evet arkadaşlar, bugün Şahin Petrol'deyiz. Akşam saatlerinde. Şimdi biraz etrafı gezeceğiz. Sonra pompacılık nasıl? Bize arkadaşımız tarif edecek. Şöyle bir dolanalım. Başkan. Geçenlerde burada bir tane şey gördüm. Mobilyet. Adam traktörünle gitmemek için mobiletin arkasına kasa çaktırmış. Kasayla birlikte hareket ediyor. Yani şu mobiletin arkasına römork gibi bir şey yaptırmış. Öyle işlerini diyor. Şimdi hocam, pompacılık zor mu? Pompacılıkta ne bilmemiz gerekiyor? Mazot 27-40 oldu. Halk ne durumda? Nasıl hareket ediyor? Şimdi burada benzini, tüpü konuşacak değiliz. Burada en fazla traktör var, çiftçilik konuşacağız. Burası köylük, ilçelik yer. Şimdi pompada nasıl yapıyorsunuz? Gelen araçlara akaryakıt vermek için nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Şu yandaki yazar kasalar nasıl oluyor? İlk önce ama buraya geliyoruz. Evet. Yanaşan aracın, buraya gelen aracın plakasını gidiyoruz. Mesela bir plak girelim. Evet. Girdik. Girdin. Burada sana diyor ki nakit, taksit. Burada bir de pompanın numarasını seçim yapıyorsun. Ona göre plakaya giriyorsun. Sonra buradan Soruyoruz mesela ne kadar olacak? 1.000 lira dedi. Bunlar beşer onar rakam, bunlar yavaş. Evet. Şuradan ayarlıyoruz 1.000 lirayı. 1.000 TL. 1.000 TL alan var mı öyle? Tabii. Genelde doldurmaya çalışıyorlar ama alamayan da olabiliyor. 1.000 lira alıyorsa iyi bence. Mecbur alıyorlar. Alıyor. Hemen geliyor. Sonra tabancamızı kaldırıyoruz. Evet. Kartımızı okutuyoruz. Evet. Bu şekilde yakıt verebilirsin diyor. Evet. Arabaya veriyorum. Veriyoruz. Aynen. Bunu şimdi iptal edebiliriz şey olursa. Kapat. Mazot burada gördüğünüz gibi 27.40. Çok şükür. Allah razı olsun. Allah razı olsun herkesten. Bizlere bu imkanı sağlayanlardan. Yani bu kadar basit. Son akşamlar nasıl yapıyorsun? Her şey bitti. Herkes gitti. Şu an mesela sakin bir ortam var. Araç akşamları biraz daha köylük yer ve kış olduğu için azalıyor. Evet, hiç gelen olmuyor. Gelen de olmayabiliyor. Yani mazot benzinlerin, bunların fiyatlarının artışının etkisi var mı peki? Tabii. Geçen seneye göre baya bir artı eksisi oluyor. Anladım. Ben şurada bir ara şey görmüştüm. Bir tane koca tanker adam emekli maaşıyla şey almış, mazot almış, onu doldurmuş, öyle duruyordu yani. Onun Eskiden öyle. Şimdi emekli maaşı da 200 litre mazot yapmıyor. yapmıyor değil mi? Evet. Peki bu 1.000 TL alıyor dediğiniz kim ne alıyor? Ormanın araçları alıyordur. Ormanın araçları alıyor. Ya onlar Devlet ödüyor. ha devlet ödüyor zaten. Onlar çiftçi böyle köylü 1.000 TL alabiliyor mu? Köylü alamıyor maalesef. Çünkü yetişemiyor. Evet. Alan da normalde kredi kartı geçmiş. Kredi kartı. Taksit isteyen oluyor mu? Olmuyor değil mi? Olmuyor. Vereseyi yazdırmak isteyenler arttı mı? Böyle hani. Arttı. Bunlar da arttı. Bunlar tabii biz dahi kalabilmemiz için vermiyoruz. Anladım. Yani Neyse. çok zor abi. Nakite ihtiyacı oluyor. Adam kredi çekip mazot almaya çalışıyor. Nerede? Burada. Evet. Allah Allah. Direktör çok. Sonra yaptıkları işlerden paraları aldım. Kredisi ödüyor. He, doğru diyorsun. Anladım. Çünkü doğru. Çiftçilik böyle bir şey. Zor abi. Çiftçiye destek olmaları lazım ama yani hiç böyle bir katkı ve desteği biz göremiyoruz. Maalesef. Anladım. Yani burada geçen sene mi? Bir 6 ay önce mi ne? O zaman da 24 civarındaydı. Ormanın grayderi 6.000'in üstünde, 6.000 TL'nin üstünde şey aldı. Mazot aldı. Şimdi artık 7.000'in üstüne çıkmıştır o. Yani kaç litre alıyor sonuçta? 8 olmuştur belki. Litresini onu kontrol ederiz. Öyle başka zor bir şey var mı bu mesleğin? Akşamları mesela kayık kürek işleri oluyor mu? Akşamları Denetime tabi tutuluyor mu buralar? tabii tutuluyor. Geliyorlar. Evet. Belli bir şeyler bakıyorlar. EPDK'dan ya da EPDK'dan. denetçilerden. Denetçilerden bakıyorlar.
Evet, topraklamaları hepsini kontrol ediyorlar. Kontrol ediyorlar. Zaten online olarak sistemden Bakın petrol ofisi kontrol ediyor. online takip ediyor. Çok güzel ya. Şimdi zorluğunu kolaylığını gelirsek. Kışın gardı kışta kalasın, üşürsün. Evet, kışın gardı kışta zor olur tabii. Kim insanların uğraşırsın? Mazot Aynen. zam geliyor. Mazot zam geliyor. Senden çıkar ya. Senden çıkar. Sen mi yaptın zamı değil mi? Zam sanki biz yaptık. Siz ustam tüpünüzü verin. Ben şöyle burada bir fiyatların şu an gerçek fiyatları gösterelim. Biraz ışık vuruyor ama. Yüz liralık gaz alıyor amcam. Ben Denizli'den 200 TL'ye geldim. Şimdi 200 TL'ye de gideceğim. Çok zor ya, çok zor. Yani benim araba dizel. Allah'tan az yakıyor ama 200 TL'ye geldik. Şimdi 200 TL'ye gideceğiz. Zor ya, zor. Yani şöyle zor. Yani 400 liraya köye gelip gidiyorum. Yani böyle bir 90 kilometre yer. Yani birazcık artı eksi olabilir. Mazot fiyatları gerçekten arttı. Çiftçilere birazcık destek olmaları lazım. Şimdi pompacı arkadaş yakıtını verdi. Emniyete aldı. İşini çıkarttı. Parasını aldı. Adamı gönderdi. Evet hocam. Başka hani böyle bir şey söylemek istiyor musunuz? Hani tuhafınıza giden, benim tuhafıma giden işte o olay vardı. Sizin tuhafınıza gider zamları yaptığında sanki siz yapmışmış gibi size isyan eden müşteriler olabiliyor tabii. Başka bir öyle bir şeyler var mı? Başka kusurlar oluyor tabii. İnsanlar eskisi gibi değil artık. Herkes anlayış farkları anlayış. Oluştu diyorsun. Evet. Evet hocam, böyle işte. Zamlarda indirim bekliyoruz arkadaşlar. Bunu umarım yaparlar. Herkese huzurlu bir akşam diliyoruz. İzlediğiniz için Teşekkür ederim. teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bildirim zili sizi yine rahatsız edecekse bildirimi kapatın. Abone olursanız çok sevinirim. Kardeşim, senin başka demek istediğin bir şey var mı? Yok. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ayağınız sağlık. Görüşmek üzere arkadaşlar.